Usta oyuncu Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Öztekin kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Havuklunun oynaması lazım. Onun için hemen devredil dedim. Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Öztekin yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Siyamersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Kalbi duran sanatçı yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü ancak hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilmişti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Oyuncu dostları vefat haberini alınca Öztekin'in tedavi gördüğü hastaneye koştu. Hani sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk ya evet, Rasim baba, abi. Evet baba diyorduk. Baba dedik. Baba gibiydi, abiydi. 10 yılımızı beraber. Daha önce zaten tanışıyorduk. Ustamız yani. Muhteşem bir adamdı. Kaybettik. Evet. Hepimizin başı sağ olsun. Herkesin başı sağ olsun. Öztekin için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taziye mesajı yayımladı. Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Öztekin için taziyede bulundu. Usta oyuncunun rahatsızlanmadan kısa bir süre önce oynadığı dizinin yapımcısı Birol Güven'e bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Birol Güven o mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Öztekin'in kendisine dizide kullanılmak üzere bir şiir ilettiğini söyledi.